Görüntülere bakalım. Ovacık'ta Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart 2024 seçimlerinde kazandığı belediyelerden bir tanesiydi. Mustafa Sarıgül belediye başkanlığı koltuğuna oturmuştu, aldığı %33'lük oyla. Ses verelim arkadaşlar. Evet, hak, hukuk, adalet. Evet, şimdi hazırmış, bir duyalım Ferit'i. Evet Ferit, bir Ovacık'tan görüntüler geldi, bir baktık. Orada hak, hukuk, adalet sloganları atılırken sizin bulunduğunuz noktada neler oluyor? Bir anlatırsan. Ferit galiba beni hala duyamıyor. Şu an tabii bu bilgiyi de aktarmam lazım. Orada şu an telefonlara ulaşmada, internet erişiminde sorun olduğu için Ferit de bizi biraz geç duyuyor. Biz de orayı zaman zaman geç duyuyoruz. Burası Ovacık'tan gelen en sıcak görüntüler. Belediye binasının önüne toplanan vatandaşlar. Burada yani Tunceli Belediyesi'nin giriş kapısının kapatıldığı tam bu noktada vatandaşların sayısı giderek artıyor. Burada şu anda belediye eş başkanı Birsen Orhan tepki gösteriyor. Belediye başkan yardımcıları burada. Mustafa Taşkale var. Belediye başkanı görevden alınan yerine kayyum atanan belediye başkanı Cevdet Konak var. DEP Parti milletvekili Ayten Kordu var. Çok sayıda vatandaş var. Şu anda vatandaşlar polis barikatını aşmak istiyorlar. Belediyeye girmek istiyorlar. Görüyorsunuz şu anda tepki var. Belediyeye girmek istiyoruz diyorlar. Tepkilerini dile getiriyorlar. Kaldırma çık. Eş başkanlardan bir tanesi miydi Ferit Demir? Evet, şu anda bir arbede yaşanıyor. Vatandaşlar tepkisini dile getiriyorlar. Belediyeye gitmek için, belediyenin çünkü giriş kapısı burada, kameraman arkadaşlar.